yaklaşık 40 senedir dans ediyorum. Yaklaşık 30 senenin üzerinde bir dans geçmişim var. Çocukluğumda başladım. 11 yıldır dans ediyorum. Yani 4 yaşımdan beri de dans ediyorum. Kısaca yürümeye başladım, sonra dediler ki bana dans edeceksin. 2007 yılından beri dans ediyorum. 2007 yılının Şubat ayında dansa başladım. 2008 yılı sanırım dans etmeye başladım. O zamandan bu zamana bir gün bile bırakmadım. Dansa tam 2000 yılında başladım. Hatta 2000 yılının Haziran ayıydı. How long have you been dancing? It's been a while. I started in 2004. Ben dansa 2004'te başladım. Yani 15 seneyi doldurdum. 16. senedeyim bu sene. Ben de dansa 2011 yılında başladım. Üniversite 1 ile birlikte dansa başladım. Bayağı olmuş. 2003 yılından beri deyim. Dans ediyorum. Bir 17 sene falan oldu. 2010'un Ocak ayında başladım dansa. Lise 1'de galiba değil mi sen? Evet. Ben de lise 1'de başladım arkadaşlar. 13 yıl oldu benim de. 13-14 yaşında başladım. Bu da 25-26 sene falan yap. Yani çocukluğumdan beri dans ediyorum. 13 senesinde başladım dansa. Akdeniz Üniversitesi Dans Topluluğu'nda. Bundan yaklaşık 20 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Eşli Danslar Topluluğu'nda dansa başladım. Tam 98 yılında aslında başladım. Yaklaşık 22 yıldır dansın içindeyim diyebilirim. Hiç aralıksız başladım eşli danslara. 2000 yılında başladım. Kaç yıldır dans ediyorum? Yaklaşık 15 sene oldu. Dansa neden başladık? Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken bir arkadaşım aracılığıyla başladım. Yurttaki oda arkadaşım aslında yönlendirmişti birazcık. Dans etmek istiyordum. Hobi olarak diye düşünüp ilk dersten sonra bu işin içinde olmaya karar verdim. Ben de çocukluğumdan beri dans etmeyi çok seviyordum ama hiç eğitim almamıştım. Üniversiteye geldiğimde artık eğitim almaya karar verdim. Şöyle ki, küçüklüğümden beri zaten dans etmeyi çok seviyordum. Depo dansı biliyordum. Oraya gittim ve başladım. İlkokul dönemlerinde kısa sürede olsa halk oyunları yapsam da dansla tanışmam daha çok üniversite yıllarımda oldu. Dansa yaklaşmam da tarih öğretmenim sayesindeydi, Mehmet Hoca sayesinde. Onları çok sevdiğim için aslında dansa başlamış oldum. Bir hobi ihtiyacım vardı. Dövüş sporları ve dans arasında çok gidip geldim. Aslında dans değil de dövüş biraz daha ilgimi çekiyordu. Farklı olan şeyleri yapmak hep böyle heves. Müzikle, dansla hiç uğraşmadığım için. Önce kendimi geliştirmek için başladım. Ama salsa yapan çok arkadaşım vardı. Onlar hep salsaya başla, salsa iyidir, hoştur, güzeldir dediler. O şekilde salsaya başlamış oldum. Futbolla uğraştım, hiç bana göre değildi. Daha sonrasında tekvandoya gittim, bir süre onunla uğraştım. Dansa tanıştıktan sonra bu istediğimin bu olduğuna karar verdim. Kumburgaz'da bizim yazdığımız vardı o zamanlarda böyle. Yol kenarında biz böyle oturuyorduk, çekirdek yiyorduk falan. Ya bir anda birileri geldik, böyle değişik kıyafetler giymişler, şapkalar böyle omuzlarında bir müzik setiyle birlikte başladılar dans etmeye. Benim çocukluğumda gece kulüpleri vardı. Gece kulüpleri gündüz partileri yapıyordu hafta sonunda. Katıldığım bir partide dans eden abilerimiz vardı, break dans yapıyorlardı. Ama nasıl dans ediyorlar ama break dans yapıyorlar falan. Dedim ya ben niye dans etmiyorum, ben niye yapmıyorum? Zaten benim işim, ben zaten kendimi tutamıyorum, duramıyorum, hiperaktiflik var, duramıyorum yerimde. Niye dans etmiyorum dedim. O gün o hırsla dansa başladım. Onları izlerken çok etkilenmiştim, çok büyüsüne kapılmıştım. Ve ben de bu dansı yapmalıyım deyip ertesi hafta ben de başladım. Neden başladın? Zaten dans ediyordum, o yüzden hani bir şey yapıyordum da sonra buna başlamadım. Zaten bunu yapıyordum, çocukluğumdan beri dans ediyorum. 13 yaşındaydım. O zamanlar Jennifer Lopez'e aşıktım. Evde hep beraber yemek yerken benim elimde tabii kumanda, müzik kanallarında dolaşıyordum. Tabii ben Jennifer Lopez'in klibini izlerken arkadaki dansçıları gördü babam. Dedi ki sen niye dans etmiyorsun? Aslında çok belli bir nedeni yok ama ortaokul lise yıllarından beri hep Latin müziğini sevmiştim. Sanırım bunda Ricky Martin'in de etkisi var. Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle başladım. Bir grup olarak başladık. Sonra hepsi bıraktı. Ben dans etmeye devam ettim. O dönemde de böyle çok herhalde mutsuz da değilim de böyle işte hani vasat. Ama oradaki o atmosfer, oradaki o enerji o kadar böyle beni büyüledi ki. Yani herkesin yüzü gülüyor. Yani mutsuzluk diye bir şey yok yani böyle. Herkes işte bir şekilde böyle çılgınca dans ediyor falan. Bir hobi olarak başladım aslında. Yani planlarımın arasında zerresi bile bulunmuyordu aslında. Dansa başlamamdaki tek neden dayımdı. Belki tanıyanlarınız vardır, Erdik Şadıllıoğlu. Kendisi benim hocam. Yiğit Alp Isındere, sporcumuz, aynı zamanda da yeğenim olur kendisi. Partneriyle birlikte dünya şampiyonu oldu kendi yaş kategorisinde. Çok gurur verici bir anıydı. Dokunsan alacak gibi olmuştum. O benim hiç unutamayacağım bir anıdır. Dans bana özgürlüğü ifade ediyor. Ve dans ederken aslında hayatta yaşayabileceğimiz bütün problemleri kafamızdan atıp sadece tek bir şeye fokuslanabildiğimiz
bir anı ifade ediyor. Mutluluk, özgürlük ve rahatlık diyebilirim. Dans, insanlarla buluşma biçimi benim için. Hayatımda yepyeni bir sosyal boyut. Dans bana duygularımı böyle sonsuz bir şekilde yaşayabildiğim bir an sağlıyor, ortam sağlıyor diyebilirim. Going back to my roots, because as I said, my father was Mexican, so we always had Latin music at home. Dans aslında her şey. Kendimi bulduğum, iyi hissettiğim, özgür hissettiğim, kendimi ifade edebildiğim, duygularımı yansıtabildiğim bir araç aslında. Dans hayattır. Hayatta yaşadığınız her şey dansla yaşanmıştır. Yaşadığınız her şeyi dansla ifade edebilirsiniz. Benim hayatım dansla birlikte dans hayatı oldu. Kendimi özgür hissettiğim, keyif aldığım tek yer orasıydı. Aslında düşünmediğim tek yer dans ettiğim andır. Dans etmek benim için bir meditasyon gibi. Yani kafamı boşaltıyorum dans ederken. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Hayatın getirdiği stresi, başka problemleri, hayatımdaki belki başka zorlukları bana unutturuyor dans etmek. O yüzden dans etmeyi sanırım çok seviyorum. Başarılı olduğum, başarılı olduğuma inandığım birkaç branş var. Onlardan biri de dans. Kendime sürekli hedefler koyuyorum. O hedefler gerçekleştiği zaman gerçekten mutlu oluyorum. Dans etmenin beni özgürleştirdiğini düşünüyorum. Dans, yani yaparken hiçbir şey düşünmüyorsun ve anın tadını gerçekten çıkartabiliyorsun. Kendi düşünceni, hissiyatını, fikrini, yaptığın işe yansıtabilme özgürlüğü benim çok hoşuma gidiyor. Dans bana tabii her şeyi ifade ediyor. Dans etmeden bunu bir gün geçirebileceğini düşünüyorum. Zamanlar hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Sadece boş zamanlarımı doldurdum. Şu anda sevdiğim işi yapmak için her şeyden vazgeçmeyi ifade ediyor. Karakter olarak da çok kendimi, duygularımı kolay ifade edebilen bir insan değildim. Ta ki dansa tanışana kadar. En güzel yanlarından birisi sanırım canınızı sıkan bir şey olduğunda, mutsuz olduğunuz bir gün olabilir, kafanızı taktığınız bir şey olabilir. Dans ettiğiniz süre boyunca bunu hiçbir şekilde düşünemiyorsunuz. Özel ve genel tüm hayatımız bu. Dinlediğim müzik, attığım adım ve zamanın durması. Benim için hayatın ta kendisi. Dans bana ne kattı? Hayatımdaki her şeyi aslında dans kattı. Yani son 15 yılım dansla geçiyor ve neredeyse şu ana kadar yaşadığım her şey dansa borçluyum. Arkadaşlık ilişkilerimizi çok etkiledi. Yarışmalar mesela, Türkiye'nin her yerinde yarışmalar oluyordu. Antalya'ya gittiğinde bir arkadaşınla kalıyorsun. Onlar Muğla'ya geldiğinde sen de kalıyorlar. Böyle hep beraber daha dinamik bir etkileşim olmuştu aramızda. Ben aslında mühendisim, ODTÜ mezunu bir mühendisim, hatta yüksek mühendisim. Ama şu an kendi mesleğimi yapmıyorum. Aslında dans bana ilk başta bir kocaman bir meslek katmış oldu. İşte çok insan tanıdım erken yaşında ve sosyal olarak bence çok geliştirdi beni. Dışa dönük bir insan oldum. Dans sanırım içimdeki başka bir Hande'yi dışarıya çıkardı. Yapabileceğimi düşünmediğim şeyleri yapmamı sağladı. Evlendim. Nereden evlendim? Tabii benim eşim de dansçı. Onunla da bu dans ortamı sayesinde tanıştık. Öncelikle tabii bir numara bana eşimi verdi dans etmek. Kesinlikle ve kesinlikle eşimi ve sonrasında da Dünyalar Tatlısı Güzeller Güzeli kızımızı kattı. Tabii dans sayesinde eşimle tanıştım ve çocuğumuz Uzay oldu. Eşim tabii ki Uzay'da en büyük kazanımlarım diyebilirim bu noktada sayarsak. Biz zaten dans ederken tanıştık. Bizim tanışmamıza da vesile oldu. Ondan sonra evlendik. Dansın bana kattığı en büyük etki kendimi ifade edebilme özgürlüğüydü. 13 yıldır arkadaşlar bütün sosyal çevremiz, bütün arkadaşlarımız, bütün ailemiz, bütün öğrencilerimiz, bütün hocalarımız, yani görüştüğümüz herkes, en azından ben kendim adıma, Büşra adına bunu söyleyebilirim. Sadece danstan oldu. Ama en önemlisi hayatıma kattığı değerli insanlar oldu. Bunu da söylemekten büyük keyif duyuyorum. Öncelikle şu an sevdiğim mesleği yaptığım için çok mutluyum. Ondan sonra gelen en önemli şey, dans sayesinde dünyayı dolaşıyorum. Ve dans sayesinde bu gerçekten, yani hiç hayal edemeyeceğim yerlere gitmiş oldum. Aslında benim çok şeyimi etkiledi. Yani öncelikle giyimim, kuşamım, tıraşım, dış görünüşüm çok etkiledi. Çokça arkadaşım oldu. Her meslekten bir arkadaşım var. Yani şu an Türkiye'nin neresine gidersem gideyim, çayını içebileceğim, muhabbet edebileceğim bir arkadaşım olduğuna inanıyorum. I was studying biology, I was playing volleyball and when I started dancing salsa, everything changed. The friendship changed, the country changed. I mean, as an Italian, I'm living in Istanbul, so you can imagine how many changes. Arkadaş grubu, çevre, sevgili.
işim oldu, hayatım oldu. Onun dışında bana arkadaşlıklar kattı, dostlar kattı, sırdaşlar kattı, yandaşlar, yoldaşlar kattı. Ya ondan sonra da hayatım bir şekilde dans oldu. İş ilişkilerim, arkadaş ilişkilerim, sosyal ortamlarım, eğlence anlayışım tamamıyla dans oldu ve dolaylı yoldan da olsa edindiğim bütün bilgiler dansla dans sayesinde oldu. İnsanları tanımayı öğrendim. Dans sayesinde birçok ülkemin şehrini gezdim. Avrupa'yı gördüm, yurt dışını gördüm, Amerika'yı gördüm. Dünyayı gezdim. Kardeşim diyebileceğim, her zaman burada olan, nereye gidersem gideyim, burada taşıyacağım çok özel insanlar var benim için. Çok büyük bir ailem oldu, nüans ailem. En büyük katkısı bana budur. Çok güzel insanları, çok değerli insanları tanımama da vesile olmuştur dans. Cem Demir'le tanımış olmak. Cem'i tanımış olmak benim hayatımdaki unutamadığım anlardan bir tanesidir. Onun ilk salona girişi, onunla ilk göz göze gelişimiz o gün benim için yani unutamayacağım. Hayatım boyunca da gözümün önünden gitmeyecek en önemli anılarımdan bir tanesidir dansla yaşadığım. Yerinde duramayan bir insandım. Beni oldukça rahatlattı. Dans ederekten kendimi ifade edebildim her yerde, her şekilde. Birçok insanla tanışmamı sağladı. Yerli, yabancı, dünyanın her yerinden dostlarım oldu.